Osman Hulusi Efendi'nin de kabrinin bulunduğu Somuncu Baba Hazretleri'nin ahvadından gelen önemli zatların kabirlerinin bulunduğu alandayız. Neler söyleyeceksiniz? Valla neler söyleyelim ki Fatih Bey, burası gül kokulu bir yer. Hani Peygamber Efendimizle gül çok eşdeğerdir. Gülde onun teri, onun kokusu vardır. Evet. Şimdi Peygamber Efendimizin ahvadının bulunduğu bir yerdeyiz. Ve Somuncu Baba gibi bir büyük zatın metfun bulunduğu ve onun evlatlarının, Peygamber Efendimizin ahvadının metfun bulunduğu bir yerdeyiz. Son derece önemli. Şimdi şöyle baktığımız zaman Osmanlı'da nakib-ül eşraflık vardır. Nakib-ül eşraflık defterleri son derece önemlidir. Nedir? Bir tanesini burada görmekteyiz. Defterleri ne şimdi içerir? Seyitler için özel hususi bir kurumdur nakib-ül eşraflık. Seyitleri takip eder. Hı hı. Seyitler mesela diyelim ki cezalandırıldı. Evet. Onun cezasını yine bir seyit verebilir. Onun dışındaki insanlar veremez. İkincisi, sahte seyitler türeyebilir. Seyitlere bir hürmet, muhabbet vardır. Sahte seyitler türeyebilir. Bu da seyitliğin şeyini bozar, vakarını, bir takım şeyleri sahte mi değil mi tartışmalara sebep olur. Sahte seyit diye gerçek bir seyide de yanlış hareketlerde bulunabilir. Evet. Onun için Osmanlı o kadar hassas ki bu noktalarda, onun için bir nakib-ül eşraflık müessesesi kuruyor ve en bilgili, en alim seyidi onun başına getiriyor ve şecereler tutturuyor. Sahteler olmasın, bu iş tam manasıyla tutulsun, kendi içlerinde cezalarını da kendileri versin, ben karışmayayım. Düşünebiliyor musun şu inceliği? İncelik, evet. Ve 1820 tarihli işte Osman Hulusi Efendi'nin, ki Somuncu Baba'dan itibaren Peygamber Efendimiz'den o Somuncu Baba'ya ve gelen 1820 tarihli bir Osmanlı Nakib-ül Eşraf burada belgesini görüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Burada da Somuncu Baba'nın Osman Hulusi Efendi'ye kadar kabirlerini görmekteyiz. Bunların hepsi işte dediğimiz gibi belki şurada kabirlerindeler ama fikirleri, yolları, bu ışık saçmaları devam ediyor. Devam edecek inşallah kıyamete kadar. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.